Hayırlı olsun. Nasılsınız kardeşim? Hamdolsun. Allah razı olsun. 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ak kadrolar sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zahmet vermişiz, ayağınıza sağlık. Gerçi çadır her zaman faal de mi? Sağ ol sen. Sağlık sen her zaman faal bu arada. Bu kapsamda 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, Yörük Selim Devlet Hastanesi civarındaki STK, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na desteklerinizi talep ediyoruz. Allah razı olsun. Yaptık mı zaman? Yaparsınız. Yaptınız. Yine Allah razı olsun. Burada esnaf ve vatandaşları ziyaret eden aday Gürbak, onların sorun ve taleplerini dinlerken 14 Mayıs'ta desteklerini beklediklerini söyledi. Aynı dili konuşuyoruz. Hepimizin sevdası al bayrak, kırmızı bayrak biliyorum. Benim yerimde olsaydınız şimdi bu söyleyeceğim cümleyi hepiniz hep birlikte söyleyecektiniz. 14 Mayıs seçimleri Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhur İttifakımızı desteklemekle sizlerden istirham ediyorum. Ziyaretler sonunda Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan 28. dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, ülkenin geleceğini pazarlık haline getirenlere karşın hep birlikte ülkeyi daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Yörük Selim'de Erenler Derneği başta olmak üzere Sağlık Sen yine tarihi Uzunoluk Caddesi'nde şu anda aziz hemşehrilerimizle bir aradayız. Malumunuz altılı masa diye yola çıkılan fakat şu anda parça parça olmuş, kaşlı masa oldukları belli olmayan, bununla birlikte dün akşam HDP eş genel başkanının açıklamaları, PKK'nın üst düzey yetkililerinin de açıklamasıyla birlikte altılı masanın içerisinde PKK'nın, HDP'nin net bir şekilde görüldüğü dünden beri gözlemlenmektedir. Tabii aziz milletimiz, her zaman feraset sahibi milletimiz, Ali Cenap milletimiz bu oyunları görmezden gelmez. Bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta başta Batı dünyası olmak üzere bizim gelişimimize dem vurmak isteyenlere, bizim gelişimimizi engellemek isteyenlere, Türk milletinin bağımsız ülke olma yolundaki ideallerine çelme takmak isteyenlere aziz milletimiz fırsat vermeyecektir. Ben son birkaç gündür gözlemlediğim, aziz hemşehrilerimiz bunun farkındalar. Bundan da çok mutluyuz. Bizim ülkemizi 3 milletvekiliyle, 5 milletvekiliyle koltuk satın alarak ülkemizi adeta pazarlama haline getirdiler. Tabii bunu aziz milletimiz fırsat vermeyecek. Vermeyeceğinden şüphe etmiyorum. Onun için diyorum ki bütün heyecanımızı, çalışmamızı, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla bu durumumuzu aziz Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle sıkılmadık, el dokunmadık, kalp kalmayana kadar bütün caddelerimizi, sokaklarımızı gezeceğiz. Vatandaşlarımıza bizim içerisinde bulunduğumuz durumu anlatacağız. Biz her zaman söylediğimiz bir cümle vardı bizim. Biz sosyal medya siyasetçisi değiliz. Biz sokak siyasetçisiyiz. Neydi? Biz vatandaşımızın canlı canlı her daim 7/24 yanındayız. Zaten biz bunu hizmetlerimizde göstermiştik. Aynı şekilde de ellerini sıkarak, kalplerine dokunarak da yanlarında olduğumuzu hissettirmeye gayret ediyoruz. Bugün de olduğu gibi dün her geçen günden daha iyiye gidiyoruz. Şehrimiz adına da inşallah çok yakın zamanda müjdelerimiz olacak. Bakanlıklar düzeyinde şehrimize ziyaretler gerçekleştirecek. Tabii bunu bizim Tarım Bakanımız sağ olsun çok da büyük gayretleri var. Ona da bir ayrı parantez açmak istiyorum. Tarım Bakanımız Vahit Bey öyle gayretli çalışmalarına şahitlik ediyorum ki şimdi yakın çalışma imkanı da bulduk kendisiyle. Öyle güzel çalışmalarına şahitlik ediyorum. Kahramanmaraş'ımız için bir kazanım olacak. Çok yakın tarihte de bunun inşallah semeresini birkaç güne kalmaz alırız diye de düşünüyorum. Bazı müjdelerimizi inşallah hemşehrilerimizle buluşturacağız. Selamünaleyküm.